Merhabalar. Ya şehir bizim, bu insanların umudu biziz. Bizim bu yaptıklarımızı dışarıdan gelenler hayranlıkla istiyor. Biz Allah'ın izniyle niyetimizi iyi edersek, insanların duasını alırsak işlerimize rast geliyor. Biz de bu memleketin analarının, babalarının duasını aldığımız zaman işimiz denk gidiyor. Yaptığımız eserlere gelince, efendim biz de kimsenin şahsıyla işimiz yok ama bir seçime girerken insanların konuşması gereken nedir? Ne yaptın bakalım? Hele görelim neler yaptın. Şimdi biz yaptığımızı say bitmiyor. Evet. Bir gözünü yum, eski Urfa'ya git bakalım. Çevik Kuvvet'ten geçilemiyor. Piyaza Kavşağı'ndan geçilemiyor. Abide'den geçilemiyor. Açık sudan geçilemiyor. Akçakale yolundan geçilemiyor. Kim olmuş Akçakale yolu? Uçar etsin. Evet. Onun adı Zeynep Abidi Beyaz Dile Büyük Yaptı. Bu seçim buna müsaade etmeme seçimidir biz taraftan da. Milletin varlığına sahip çıkma seçimidir Allah'ın izniyle. Anlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak aynı azimle ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çok şey yaptık. İnsanın esas işi nedir? Şehrine hizmet etmektir. Yoksa kalabalıklar oluşturmak, öyle güç gösterisi göstermek, arkasına adamlar alıp bir yerlere gitmek değil ki. Bir adamsın, şehre hizmetçi, halk seni seçmiş. Başkası seçmemiş ki. Ya bu halka mütevazi olmayacağız da ne yapacağız yani? Tepede mi bakacağız? Nerede dik durulur? Nerede eğilir? Onu çok iyi biliriz. Biz Allah'ın izniyle memleketin bir kuruşunu yedirmemede dik dururuz, sert dururuz. Bunu da şov yapıp kimseye göstermeye ihtiyacımız yok. İşin aslı nerede? İşte yaptığımız hizmetlerde. Eğer dik durmasaydık, bütün bunlar elden avuçtan çıkmıştı. Dik durmasaydık, şu parklar, bahçeler elden avuçtan çıkmıştı. Dik durmasaydık, bu halk ekmek 3,5 lira olmazdı. Dik durmasaydık çay 5 lira olmazdı. Efendim, bizim işimiz halkımız. Bizim sevgimiz halkımız. Bizim en büyük projemiz gönüllerde olmak. Seçimde çok büyük bir çoğunlukla, büyük bir oy oranıyla seçilelim ki bundan sonra şu olsun, insanların düşüncesinde şu olması lazım. Ben bir yer, bu Şanlıurfa'ya belediye başkanı olmak istiyorsam, bir, halkın gönlüne gireceğim. İki, proje üreteceğim. Hizmet yapacağım. Halkımın ayağına gideceğim. Mütevazi olacağım. Halkın ihtiyaçlarını karşılayacağım. Belediye başkanı olmanın yolu halktan geçer. Ve halka hizmetten geçer. Ben geleceğim bir yerde oturacağım. Sonra da gelip buraya belediye başkanı olacağım. Bu bitecek. Bu bitecek inşallah. Biz bu seçime güzel hazırlanalım. Büyük bir zaferle sonuçlandıralım. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'mızın bayramı yapalım hep birlikte. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun elimizde. Sağ olun muhabbetim. Biliyorsunuz bundan önce biz yine 2019 yerel seçimlerinde bir araya gelmiştik. Bugün yine bir araya geldik. Bir araya gelmemizin sebebi nedir? Biliyorsunuz ki Zeynel Başkan'a olan sevdamızdır. Biz Zeynel Başkan'ın yanındayız her zaman. O da biliyor kendisi. Buradayız başkanım.
Yahya kurban. Kuyumcular çarşısını kamulaştırdı, park yapıyor. Var ya baba! Osmanlı Mahallesi'ndeki yolu açtı, düble yaptı ve 149 yapıyı kamulaştırdı. Bu adam Asya Mahallesi'nde 49 yapıyı kamulaştırdı, yol açtı. Bu adam Eyüp'ün koku meselesini bitirdi. Bu adam Akçakale yolunu açtı. Bu adam Açık Su Caddesi'ni açtı. Bu adam Buluntu Hoca Bulvarı'nı açtı. Bu adam bilim merkezini yaptı. Bu adam kırsal yollarda %98 oranında bitirdi. Bu adam ilçelere mezbahane açtı. Belediyenin yanında sinema var. 250 bin çocuğumuz bu sinemadan yararlandı. Abisi Zeynel abimiz! Kurbanın abisi Zeynel abimiz! Kıskananlar çatlasın! Kıskananlar çatlasın! Ateş versin, biraz alışığımıza. Alkışlar da